Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Allah işinizi gücünüzü denk getirsin inşallah. Bir kız evlendiğinde annesinin evinden getirdiği çeyizlerden eşine sormadan başkasına hediye edebilir mi? Edebilir. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sohbetinde dinledim. Mustafa İslamoğlu kendi yazdığı Kur'an-ı Kerim tefsirinde Peygamber Efendimiz'in ama olan Ümmü Mektub ile geçen olayında Resulullah Efendimiz'i kibirli adam diye itham etmiş. İbn-i Mektum ile ilgilenmedi diye Cübbeli bütün cemaatlerden İslamoğlu'na karşı birlik olmaya davet etti. Buna karşı tepkimiz nasıl olmalı? İnsanlar iştihat hatası edebilir. Sonuçta İslamoğlu da bu noktada hata etmiş. Hata yapan bir kimseye tebliğ edilir doğrusu. Doğrusu tebliğ edildikten sonra o kimse hata hatadır. Tabi bu hata kibirli denmesi çok acı bir şey. Bu o zaman hatanın üstünde eğer gerçekten böyle dediyse. Yok. Kibirli adam oldu mu? Gönlünde zerrece kibir bulunan asla cennete giremez. Bu tehlikeli bir nokta. Bereketi engelleyen sebepler nelerdir? Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey bereketi engeller. Ya bu gerçekten sıkıntılı bir şey ya, kibirli adam meselesi. Allah muhafaza eylesin. Çevremizde çok uyuşturucu batağından kurtulmaya genç var. Allah rızası için dualarımızı eksik etmeyelim inşallah. Uyuşturucuyla alakalı bir şey görüyorsanız etrafta hemen 155'e bu noktada hemen telefon açıp söyleyeceksiniz. Nerede varsa tespit ettiğiniz anda satan birisi satıyor, tespit ettiniz. Hemen 155'i arayıp söyleyeceksiniz. Hiç. Zerrece kafanızda şek şüphe oluşmasın. Aman ha. İslam'da Kur'an ve sünnet ışığında iştihat kapısı açık mıdır? Evet. İştihat edilmezse sıkıntı vardır zaten. Benim zaman zaman derslerde bahsettiğim şey o. Bana son 100 yılın Hanefi'den iştihat alimi söyleyin. Örneğin Türkiye'de ses getiren, gerçekten ilim çevrelerince kabul edilen Elmalı Hamdi Yazır'dan sonra bir tane tefsir getirin. Bir tane. Bir tane hadis alimi getirin İbrahim Canan'dan sonra, örneğin Buhari'yi şerh etmiş olsun. Bir tane. Yok. Bunlar acı şeyler. Bunlar Türkiye'deki İslami entelektüellerin veyahut da işte Diyanet'in bu noktada İlahiyatçıların bir şey üretmediklerini gösteriyor. Yani muhakkak geçmişte yazılmış olan eserleri biz tercüme edelim, bugünümüze aktaralım. Bunlar muhakkak önemli hizmetler. Ama bundan 300 yıl önceki hastalıkla bugünkü hastalıklar aynı değil. Bundan 300 yıl önceki Kur'an'ın tecelliyatı ile bugünün Kur'an'ın tecelliyatı aynı değil. Bunlara iştihat edecek, iştihat getirecek hiç kimse yok. Bir mesele soruyorsunuz herhangi bir yere, işte ama Diyanet'e soruyorsunuz ama herhangi bir yere, işin içinden çıkabilecek hiç kimse yok.
Evet, bunda geçmiş dönemde medreselerin kapanması, ilahi bu noktada imam hatiplerin kapanması son dönem. Geçmiş dönem tekke ve zaviyelerin kapanması, medreselerin kapanması, dini ilimlerle iştigal edecek insanların büyük bir çoğunluğunun Cumhuriyet'in malum yıllarında asılması, bunların büyük bir kısmının yurt dışına çıkmak zorunda kalması. Son Şeyhülislam Mehmet Sabri Efendi Şam'da vefat ediyor. Mehmet Sabri Efendi ki Mehmet Sabri Efendi. Türkiye'de Mehmet Sabri Efendi kadar kitap yazan ardından bir kimse çıkmıyor. Yetişmiyor çünkü. Yetişenlerin bir kısmı, kimisi hadisleri nasıl inkar edeceğiz diye uğraşıyor. Uluslararası din bozguncularıyla ortak iş yapıyorlar. Kimisi böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nasıl laf söylerim diye uğraşıyor. O da uluslararası şialarla kol kola. Kimisi şianın bu noktada etkisinde kalıp şialaşıyor Türkiye'dekilerin. Kimisi Suud'un etkisinde kalıyor, Vahabi, Selefi takıntısına takılıyor. Bütün her şey küfür. Sünni cenahta bir Mısır'da vardı bir okul, işte büyük şey, eser, o da kalmadı. Eserin imamı gitti darbeci Sisi'yle yan yana fotoğraf çektirdi. Ne kadar ilmine güveneceksin ki? Oradaki selefiler de gittiler Sisi'yle yan yana fotoğraf çektirdiler. Nesine güveneceksin ki? Bu sefer İslam dünyası kendi içerisinde umuma yönelik, bütün İslam dünyasına yönelik iştihad edecek bir kimsesi yok. Yani cemaatlerin içerisinden birileri çıkıyor, onlar da kendi cemaatlerine iştihad ediyorlar. Cemaat gözlüğüyle bakıyorlar. X cemaatin içerisinden bir hoca çıkıyor, sadece cemaatine yönelik, cemaat gözlüğü var. Umumi ümmet gözlüğü takmıyor. Oysa Hanefi'den iştihad edecek bir kimse cemaatine bakmadan bütün Hanefilere yönelik bu noktada umumi iştihad edebilmeli. Veya Şafii'den iştihad edecek olan bir kimse bağlı bulunduğu cemaatin etkisinde kalmadan umumi Şafilere iştihad edebilmeli. Hoş onlar için o İslam Alimleri Birliği Başkanı vardı. Neydi onun adı? Katar'da. Kardevi. Kardevi Şii, Kardevi Şafi. Kardevi iştihad ediyor Şafi'ye göre. Ama Hanefilerin içerisinden böyle bir kimse çıkmadı. O yüzden normalde iştihad kapısı açık. Ama iştihad kapısında bu noktada çalışma yapanlar yetersiz var olsa dahi. Yetersiz. Buna cesaretli bir şekilde, ilmi noktada cesaretle davranmalılar. Ama bunun, o iştihadın harekete geçmesi için de hukukun ona göre olması lazım gibi. Önceki yüzyıllarda yazılmış olan ilmi kitap ve araştırmalar günümüze ne kadarına cevap verebilir? Bununla alakalı az bir şey konuştuk şimdi. İslam her an kendini yeniler denmesine rağmen İslam toplumunun geride kalmasının sebepleri nelerdir? İslam kendisini yeniler de Müslümanlar kendilerini yenilemiyorlar. İslam kendisi her daim yeni. Müslümanlar eski. Müslümanlar ne yazık ki çalışmıyorlar, takıntılılar. Mücadele etmiyorlar, gayret etmiyorlar. İlmi noktada zayıflar. Dinlerini öğrenmede ve yaşamada zayıflar. Biz anında fitneye düşebiliyoruz, anında ayrılığa düşebiliyoruz, anında kendimizi geriye atabiliyoruz, anında. Allah muhafaza eylesin.
Büyüme hormonlarının uyurken salgılandığı söyleniyor. Bu durumda çok uyumada bir yanlışlık var mıdır? Kaç saat uyumamız gerekir? Büyüme hormonları çocuklarla alakalı. Çocuksa uyusun. Sorumluluğu yok ama normalde bir insan için 3 ile 6 saat arasındaki uyku yeterli. Peygamberlerle ilgili çok dikkatli konuşmak konusu geçiyor. Bizim bu konuda dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir? Peygamberler ismet sıfatı ile sıfatlanmışlardır. Yani onlar az önceki İslamoğlu'nun dediği gibi kibirli değillerdir. İsmet sıfatı günahtan arınma, günah işlemeye muktedir olmama hatta. O günah işlemek istese dahi Cenab-ı Hak onu muhafaza eder, korur, günah işletmez ona. O yüzden normalde peygamberler, bütün peygamberlerle alakalı konuşurken biz onların Allah katında direkt Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın direkt kendi zatının kudreti ve kuvvetiyle hareket ettiğini bilelim ve onları bu noktada cahil insanlar gibi eleştirmeye, cahil insanlar gibi onda eksiklik, noksanlık aramaya çalışmayalım. Allah muhafaza eylesin. Onuncu sınıf fıkıh kitabında Caferilik mezhep kavramı olarak geçiyor. Caferilik mezhep midir? Evet. İmam Cafer Hazretleri İmam-ı Azam'ın da hocasıdır. Onda okumuştur. Allah tarafından lütfedilen kullardan bahsetmiştiniz. Bu lütfa erişmelerinde üstadlarının onlara olan sevgilerinin payı nedir? Muhakkak ki karşılıklı muhabbetin, karşılıklı sevginin payı vardır. O yüzden normalde lütfedilen kullar, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Lütfedilen kullar, Allah'ın dostları onları sever, onlar da Allah'ın dostlarını sever. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramıdır. Bu bir şekilde insanların kendi cüz'i iradesinde görünmüş olsa dahi bazı şeyler direkt külli iradenin altında tecelli etmiş olabilir. O yüzden lütfedilen kul bu manada kendisinin az bir şey yapmasıyla çok şeyler sunulan insanlardır. Bununla alakalı insanlar kendilerini her daim lütfedilen kul olarak görsünler. Ama kendilerini de başkalarından özel görmesinler. Evet, sufiler bu manada lütfedilmiş kullardandır. Ben öyle inanırım. Bir kimse bir veliye, bir mürşid-i kamile intisap edebildiyse ve bu intisabını son nefesine kadar götürebildiyse o lütfa ermiş insan olarak görürüm ben onu. Önemli olan son nefese kadar onu götürebilmektir. Şeyhinin son nefesine kadar değil, bir kimse kendi son nefesine kadar sufiliğin içerisinde bir velinin eğitiminde ve öğretiminde devam etmesidir. Bunun altını çiziyorum. Bir veli vefat ederse, bir şeyh efendi vefat ederse, bir mürşid-i kamil vefat ederse, onun yerine geride kalanlar istihare yapıp, istişare yapıp, bir mürşid-i kamile bağlanmak zorundadırlar. Bazen bu size abes gelebilir. Bir kısım veliler, mürşid-i kamiller, kıskançlık damarları kabarır. Sağken zaten kıskançtırlar. Ama bu dünyadan göçe koşarlarken böyle bir erkeğin eşini öldükten sonra dahi kıskanması gibi. Hani bazı adamlar vardır, kendisi öldükten sonra eşinin evlenmesini daha sağlığında yasaklar. Der ki benden sonra evlenmeyeceksin kimseyle. Böyle bir olgu vardır ya. Bazı velilerin üzerinde bu tecelli edebilir. Bazı velilerin üzerinde. Onlar dervişlerinin
bir başkasına intisap etmesine gönülleri razı olmaz. Onların tarih içerisinde bunlar var. Onlar işte bizden sonra bir yere gitmenize gerek yok gibi böyle şatahatvari sözler tecelli edebilir. Ama sufiler şatahatvari sözleri tespit edip bunların içerisinden ölçü olarak kabul edilebilir ve kabul edilemez noktalarını kendilerinin veyahut da sufilerin kendi içlerini, büyüklerin bunları tespit etmesi gerekir. Bunlar var çünkü. Mesela Hallacı Mansur'un enel hak demesi gibi. Şatahatvari bir söz. Bu söz bütün sufilere delil olmaz. Buradan birisinin kalkıp şimdi enel hak diye bağırması delil değildir bu. Ya Hallaç söyledi, ya o Hallaç'a aitti. Bu geriden gelen sufilere ölçü değil. Geriden gelen sufilere bu manada delil olarak kabul edilip bununla amel edilmez. Veyahut da Beyazıt-ı Bestami'nin var mı benden daha şanı yüce demesi gibi. Bunlar şatahatvari sözlerdir. Bir kısım velilerin ağzından bu tip sözler çıkabilir. Ama bu tip sözler çıktığında arkasından gelen büyük sufiler veya dergahın içerisindeki büyükler bu şatahatvari sözleri ayıklayıp hangisiyle amel edilip hangisiyle amel edilemeyeceğini tespit etmeleri gerekir. Her velinin, her mürşid-i kamilin etrafında bu tip insanların olması gerekir. Bunlar normalde o velinin, o mürşid-i kamilin şatahatla söylediği bir sözü kabul etmekle beraber dervişlerin bunu kabul edip etmemesini, bununla amel edip etmemesini uygun bir sözle üstadlarına söylemeleri gerekir. Bunlar edepsizlik değildir. Bunlar dışarıda dedikodu mahiyetinde konuşulmaz. Vay ya, duydun mu ya, ne söylemiş ya? Evet, bunu böyle söyledi. Bunun manası şudur, ölçüsü budur. Biz onu gittik kendisinden bizatihi sorduk. Kendisinden bizatihi sorduktan sonra aldığımız cevap budur. Bu sözler sizin amel etmeniz için uygun değildir. Siz bu sözü alın kabul edin, üstadınızın sözü, ama siz bununla amel etmeye kalkmayın. Bu sizi aşar. Buna ölçü ne? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, benden gördüğünüz gibi ibadet edin. Benim gibi demiyor. Benden gördüğünüz gibi. Biz ondan gördüğümüz gibi ibadet ediyoruz. Onun haliyle hallenmek herkesin harcı değil. Onun haliyle hallenmek. O yüzden her velinin, her mürşid-i kamilin kendince bir hali vardır. Dikkat ediyorsanız velileri ve mürşid-i kamilleri ayırt ediyorum. Her veli mürşid-i kamil değildir. Etrafında insanlar olmuş olsa dahi. Her mürşid-i kamil velidir. Ama her veli mürşid-i kamil değildir. Allah'ın köprü altında yaşayan velileri dahi vardır. Hiç etrafında mürit olmayan velileri de vardır. Cenab-ı Hakk'ın velileri üçe ayrılır. Bir, kendisinin veli olduğundan haberi olmadığı gibi insanların da onun velilerinden haberleri yoktur. Bunun ricali gayb erenleri diye bunlara denir. Bunlar ne kendisi bilir veli olduğunu ne de insanlar bilir, halk bilir. Bunların veli olduğu sadece Allah bilir. Ve bunlar Allah'ta saklıdır. Bunları bilenler mürşid-i kamillerdir. Pir seviyesinde olanlardır. O pir seviyesinde olanlar da bu sırrı açıklamazlar. Bu Allah'ın sırrıdır çünkü. Ama o kimseyi Cenab-ı Hak kendisine veli seçmiştir.
velidir o. Bir üst mertebedeki veliler. Bunlar da kendilerinin veli olduğunu bilirler. İnsanlardan büyük bir çoğunluğu bilmez. Onun veliliğinin kerametini görenler haberdar olur bundan. İşte denk gelir, o bir dua eder, uçar adam. Bunun gibi. Veyahut da bir işi asan olur. Etrafında onu tanıyan böyle 20, 50, 100, 200, 500 neyse o kadar insan vardır. Bu da kim? Bunlar da nedir? Bunlar da Allah'ın velileridir. Bunlar normalde kendileri kendilerinin veli olduğunu bilir. Ama insanların büyük bir kısmı onun veliliğinden haberdar değildir. Zahiren onun bir kerametine denk gelen, kerametine karşı tevafuk eden kimseler veyahut da o kimsenin böyle bir ilintisi, bağlantısı olan kimseler ancak bunları tanıyabilir. Bunları tanıyanların da biraz böyle sufilik yalaması lazım. Biraz böyle bir dergahta bir diz çökmüştür, bir dirsek çürütmüştür. Onlar tanımlayabilirler. Üçüncü ve en önemlisi ve en kıymetlisi. Bu kimseler kendilerinin veli olduklarını bilirler. Halk da onların veli olduğunu bilir. Halk da olur, bilir. Bunlar aynı zamanda da mürşidi kamildir. Hem kendilerinin veli olduklarını kendileri bilirler. Hem de etrafındaki halk işte rüyasında görür, halinde görür. Gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle görür. İşte sahabelerle görür, geçmiş peygamberlerle görür. Veyahut da işte geçmiş üstadlarla görür. Ona işaret ederler. İşte o velidir, o evliyadır, işte o mürşittir. Git ona intisap et, git ona bağlan. O bu karşılıklı, bakın bu bütün herkes bilir. O ayet-i kerimede tecelli eden o veliler mahzun da olmazlar, mahcup da olmazlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır dedikleri veliler bunlardır. Çünkü ayet-i kerimenin tefsirinde soruyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Ya Resulallah, ahiretteki müjdeyi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Yani cennetlik olacaklar. Ama diyor dünyadaki müjde nedir? Dünyadaki müjde de diyor onların görmüş olduğu rüyalarla onların görüldüğü rüyalardır. Bakın karşılıklı. Bir, insanlar onları rüyalarında görecekler. Onları rüyalarında görünce gelip o veliye anlatacaklar. Bu veliye müjde olmuş olacak. Veli de kendisi rüyasında görecek. Bu da veliye müjde olmuş olacak. Dünya üzerinde yaşarken müjde. Bakın yaşarken müjde. O kimse cennetteki makamını görmesi, cennete girmesi, cennete adım atması, cennette hitaba erişmesi gibi. O kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle görülmesi, o kimsenin Hazreti Peygamber Efendimiz'i görmesi. Ve bunu dervişlerin de veyahut da etraftaki insanların da görmesi. Bunlar işte mürşidi kamillerdir. Bu mürşidi kamiller de kendi içlerinde 40 kişidirler. Bunların içerisinden 7 tanesi pir seviyesindedir. 7 tanesi. Diğer 33 tanesi onlar da mürşidi kamildir. Ama 7 tanesi pirdir. O 7 tane pir seviyesinde olan o mürşidi kamiller artık diğer mürşidi kamillere de manen ders verirler. Cenab-ı Hak onların ruhaniyetlerini, geri kalanların ruhaniyetlerinin üzerinde tecelli ettirir. O 7 tane mürşidi kamilin ruhaniyetini az önce saymış olduğum velilerin üzerinde ruhaniyetlerini tecelli ettirir. O 7 tane mürşidi kamilin ruhaniyeti o velilerin altında olan evliyalar da evliyalar sınıfı başlar. Onlar da kademe kademedir. Onlar da 6. makamda olan vardır, 5. makamda olan vardır, 4. makamda olan vardır. 4. makamdan sonra evliya makamıdır. Bir kimse 4. makama gelirse evliya makamına adım atmıştır. Onun üzerinden kerametler zuhur eder. Onun üzerinden kerametler zuhur ettiği için dervişler için en tehlikeli makam bu 4. makamdır.
Dördüncü makamda dervişlerin üzerinden, yetişen dervişlerin üzerinden keramet zuhur eder. O kimsenin kalbine ilham gelir. O kimsenin rüyası açılır, hali açılır. Muhakkak manevi bir hal yaşar o. Onun üzerinden keramet zuhur eder. Dervişlerin yıkıldığı, ayağının kaydığı yer genel olarak burasıdır. Tecrübeyle sabit bu. Oysa oraya açsa, böyle bir yürüyüverse seyri sülüku başlayacak. Orada patinaj çeker dervişlerin büyük bir kısmı. Orada büyük bir kısmı kalıyor. Orayı geçse yürüyecek. Veyahut da orayı geçiyor, tam geçmeli. Beşinci makama geçerken tekrar düşüyor. Sıkıntılı yerler bunlar. Ama bunların üzerinde hem kendi üstadlarının bu noktada tecelliyatı, hem de o yedi tane büyük pir makamındaki kimselerin tecelliyatı da vardır. Yani bir kimse çalışırsa onu boşta bırakmazlar. O kimse çalışsın yeter ki. O kimse Allah yolunda koştursun. Allah ganidir, zengindir. Allah ganidir. Cenab-ı Hak bu noktada yolunda mücahede edenlerin yollarını açarız ayet-i kerimesini tecelli ettirir. Tecelli ettirir. Öyle beşinci makama gelmiş, altıncı makama gelmiş, koşturacak olan bir kimsenin koşturması askıda kalmaz. Bir mürşide bağlanmış o kimse veya bir işte mürşidi kamile bağlanmış, o kimse beşinci, altıncı makama kadar gelmiş örneğin, üstadı vefat etmiş. Onu orada bırakmaz maneviyat. Allah adildir, hakimdir. Allah kudret ve kuvvet sahibidir. Cenab-ı Hak onun üzerine eğer o kimse edebe, adaba riayet ettiyse, o kimse yola ihanet etmediyse, o kimse Allah'a, Resulüne, kitabına ihanet etmediyse, o kimse yolu kendi menfaatlerine devşirmediyse, kendi menfaatine devşirmek ne demektir? Dervişlerden para toplayan, dervişlerin malına, mülküne, osuna, busuna göz diken, beni seviyorlar diye şımaran, nasıl olsa ben burada bir noktadayım, etrafına ahkam kesen, rol kesen, bağıran, çağıran, hakaret eden, etrafıyla olan ilişkilerini hizmetten çıkarıp onların üzerine tahakküm kurmaya çalışan. Bunlar sufilik yolunda bir dervişin ayağını kaydıran hallerdir. Bunlar bu yolda yürüyenlerin gözünü başını dağıttıkları yerlerdir. İşte bu kimse kadınsa, erkekse kadınlar gelir, beni nikahla der. Buna kanmayandır o kimse. Kimisi kutuyla para getirir. Onu almayacağın kimsedir. Kimisi evini vermeye kalkar. Tapusunu vermeye kalkar. Sever onu. Ona kanıp da almayan kimsedir o. Bunlar yolun vartalarıdır. Bu fakir gördü bunların eski dervişlerde. Bu fakir gördü. Birisinin eşini, hanımını boşatıp kendine nikahlamak gibi. Allah muhafaza eylesin. Bunlar yolun içerisinde insanı bataklığa sürükleyen şeylerdir. O kimseden keramet zuhur eder. O keramet aslında üstadının himmetidir onun üzerinde. Üstadının duasıdır. Her üstad yetişen derviş ister. Her üstad. Nasıl bir maddi olarak bir fabrika sahibi fabrikasını daha da büyütmeyi amaçlıyorsa, nasıl fabrikadaki kimse yetişmiş elemanını daha iyi yetiştirmeye çalışıyorsa ve o elemanı orada sabitlemeyi düşünüyorsa, manevi alem de aynıdır. Herkes kendi dervişini yetiştirmek için can gayret sarf eder. Ağlar gece gündüz. Ya Rabbi der. Neden? O yetişsin ister. Bir velinin, bir mürşidi kamilin en büyük hayalidir bu. En büyük hayalidir.
O muhakkak ki kendi dergahından, kendi dergahının üzerinden bir velinin olmasını ister. Nasıl her kadın bir Muhammed doğurmak istediyse, sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl her kadın bir Meryem olmak istediyse, nasıl her erkek İsa'nın babası olmak istediyse, nasıl her erkek bir Muhammed Mustafa'nın babası olmak istiyorsa, düşünün, bir peygamber gelecek deseler size, bir Muhammed gelecekmiş tekrar yeryüzüne deseler sallallahu aleyhi ve sellem ve sizin bundan haberiniz olsa, sizin bundan haberiniz olsa, gece gündüz ağlar, yalvarır, gözyaşı döker, o Muhammed Mustafa'nın babası olmak istemez mi? O Muhammed Mustafa'nın annesi olmak istemez mi? Bir erkek gece gündüz ağlayıp o anneyle, onu doğuracak anneyle evlenmiş olmak istemez mi? Kim istemez burada kendi sulbünden, kendi dervişlerinden, kendi arkadaşlarından birisinin veli olmamasını? Bunu kimler istemez biliyor musunuz? Dervişlerden para toplayan, dervişleri sömüren, dervişlerin üzerinden geçiren, dervişleri bu noktada kendi nefsine bağlayıp, hiçbir yere göndermek istemeyen şeyhler vardır. Onlar bunu istemez. Onlar aman dervişler başka bir yere gitmesin. Neden? Gelen giden minderin altına bir kuruş para sıkıştırıyor ya, gelen giden cebine koyuyor ya, oraya da bir tane otel yaptırmış. Dervişler ziyarete de geliyor, otelde kalıyor. Oraya bir tane lokanta yaptırmış. Dervişler otelde kalıyor, parasını veriyor. Lokantada da yemeğini yiyor, parasını veriyor. Her geldiğinde Pamuk Eller Ceba dergaha yardım edelim. Haydin Pamuk Eller Ceba dergaha yardım edelim. Boyuna da para toplanıyor ya. Onlar babadan oğula geçirmek isterler. Bir. İkincisi, bir de benim az önce anlattığım vardır. O kimse kendinden, kendi sulbinden bir mürşidi kamil yetişmesini ister. Bu da o kimsenin gönlüne gelir. Gelir. Ama asıl bir mürşidi kamil dergahından bir mürşidi kamil, birkaç tane mürşidi kamil çıksın diye uğraşır. Uğraşır. Neden uğraşmasın? Yalvarır, dua eder. Bu kovandan böyle bir bey çıkması gibidir. Bir kovan daha olacak çünkü. Bu 7 değil 17 başak çıksın ister insan. Tohum atmışsın. Tohum atmışsın. Sen dersin ki ya Rabbi 1'e 7 ver. 1'e 700 ver. 1'e 1000 ver. İnsan ister bunu. İşte o mürşidi kamiller, yani o 7 tane pir seviyesindeki kimse, cemaatçilik, mezhepçilik, meşrepçilik, ırkçılık yapmazlar. Onlar için meşrebin, mezhebin, ırkın anlamı yoktur. Onlar ümmetçidir. O pir seviyesinde olanlar. Ama onlar dahi kendince, kendi cemaatinden velilerin, mürşid-i kamillerin yetişmesini ister. Bu hani hadis-i şerif var ya, bir kimsenin kendisi kavmini sevmesi, kendi kavmini sevmesi fıtrattandır. Bir kimsenin kendi cemaatini, kendi tarikatını sevmesi fıtridir. Kendi arkadaşlarını sevmesi fıtridir. Yol yürümüşler, çile çekmişler, itilmişler, kakılmışlar, basılmışlar. Bu varlığı olmuş, yokluğu olmuş, lafı olmuş, dedikodusu olmuş, küfü olmuş, her şey olmuş. O neden bir başkasını tercih etsin ki? Onun da hakkıdır o. O da der ki, ya Resulallah, bizim de böyle bir kardeşimiz var. Himmet buyurun. Denir bu. Bu denir. Bir şey verileceğinde gözü arar. O topluluğun içerisinde bizim kardeşler nerede der. Arar. Fıtrat bu. Maneviyatta da bu fıtrat tecelli ediyor. Ediyor. Gözünü alamıyorsun.
Yani dağınıkları görüyorsun. Acaba bizimkiler nerede diyorsun? Dağınıklar mı acaba? Korku geliyor insanın içine. Fıtrat bu. O onca dağınıklığın içerisinden bir bakıyorsun, düzgün gidiyor. Harika. Kendi kendine mutlu oluyorsun. Hamd ediyorsun Allah'a. Ya Rabbi diyorsun, hamdü sena olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin önünde utanmadık ya. Bunun mutluluğunu hiç kimse bilemez. Bunun mutluluğunu hiç kimse bilemez. Hiç kimse. Onun yanında utanmanın da ızdırabını hiç kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Hiç kimse. Bu o kadar böyle mahrem bir noktadadır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden o pir seviyesindeki zatlar bütün bu noktada ehli maneviyatın üzerinde ruhaniyetleri tecelli eder. Dervişler şöyle düşünürler kendilerince. Mesela işte diyelim ki bir şeyhe intisap ettiler. Böyle yapar kendi kendine. Acaba bizim şeyh üstad mürşidi kamil mi değil mi? Bir iki kişi de gelir ona laf söyler. Hani meşhurdur ya kıssa. Hani derviş gitmiş bir köye, bir şeyhe intisap etmiş. Gidiyormuş, dönmüş geriye. Geriye dönüp giderken orada suyun başında durmuş. Bir abdest alayım şurada demiş. Bir namaz kılayım. Allah'a hamd edeyim. Bir atlı gelmiş. Ey yabancı demiş. Hayırdır, ne işin var burada? Demiş böyle böyle ben geldim filanca şeyh efendiye intisap ettim demiş. Kime demiş? Filancaya mı? Evet. Demiş başka intisap edecek kimse bulamadın mı demiş ya. Yani ona mı intisap ettin demiş intisap ede ede. Dervişin kalbine bir şek şüphe düşmüş. Bunu söylemeyin kimse. Bir yol tutturmuş kimse. Bırak. Karışma. Ölçüyü sorarlarsa sana sor ölçüyü. Yol bozucu olma. Yol bozucu olma. Derviş tabi abdest almış tam böyle namaza duracak. Bir yılan gelmiş tak ısırmış parmağından. Parmak elinde koşmuş köye demiş ya beni yılan ısırdı. Demişler hangi nerede? Suyun başında. Ha demişler ya o şey mi? Boz yılan mı? Evet. Ha demişler ya onun efsunu şey efendi de. Parmak elinde koşmuş şey yine. Demiş efendim. Beni yılan ısırdı. Efsunu sizdeymiş. Hangi yılan ısırdı? Suyun başındaki boz yılan. Bizim yılana demiş. Derviş durmuş. Evladım bizim dervişler ısırmaz o demiş. Ne oldu da senin kalbin bozuldu? Demiş efendim bir atlı geldi. Ne dedik ki demiş böyle böyle başka intisap edecek yer bulamadın mı demiş. Benim kalbim bozuldu demiş. Evladım demiş. Şimdi demiş iki şık var. Ya parmağının ucundan keseceğiz ya da kan zehirleyecek seni öleceksin. Demiş kesmesek ölüm var. Bir de demiş yarın öbür gün sen demiş aynı hatayı bir daha yaparsın. Nasıl yani efendim? Demiş evladım senin bir parmağını keselim sen bir daha aynı hataya düşme. Kesik parmağın önüne gelsin kalbin demiş bir daha şeke şüphe düşmesin. Uzat bakayım parmağını uzatmış. Küt indirmiş aşağı parmağını. Dervişler veyahut da cahil insanlar birbirlerini nereye bağlasın? İşte X kimseye. Ya Allah Allah açıktan günah kebari işlediğini gördün mü? Yok. Açıktan o kimsenin günahı desteklediğini gördün mü? Yok. Açıktan onun bir fuhşuna mı, bir fahşiyatına mı şahitsin? Hayır. Ama bırak ya ona mı bağlandın? Adamın da kalbi bozuldu gitti. Ya kime bağlanırsa bağlansın. Arabi'ye göre der ya Arabi, ota bağlansan yol alırsın diye. Bu meşhur laftı bize. Biz Şeyh Efendi'ye Allah rahmet eylesin intisap ettiğimizde eski dervişler gelirdi bize. Mustafa Efendi'den kalma dervişler. Gelirler, işte biz rüya anlatıyoruz, hal anlatıyoruz, rüyamızda gördük diyoruz.
Onlar böyle şey, çok baba, çok biliyorlar. Ota bağlansa yol alır insan. Sen ne almadın yol? Sen ne almadın? Sen ne görmedin rüyanda? Sen ot niyetine dahi görmemişsin şeyhini demek. O kimse o kadar ihlaslı, ota bağlanmış, yol almış. Sen? Sen ne yaptın? Bazen öyle olunca soruyorum ben, kim senin şeyhin? Bana şeyhini söyle. Ses yok. Hiç rüyanda görmedin o zaman. Ses yok. Hiç halinde de gördün. Ses yok. Kaç yıllık derviştin? 15 yıllık. 15 yıl gidiver Ayvaz'ım, gidiver, geliver Tingoz'um yapmışsın. Tövbe et. Şeyhinin kıymetini bilmemişsin sen. Tövbe et, sen yolunun kıymetini bilmemişsin. İlan ediyorum buradan. Sahte şeyh yoktur. Sahte derviş vardır. Sahte şeyh yoktur. Dervişin sahtesi vardır. Dervişin sahtesi vardır. Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce bir kimsenin şeyhlik yapması akla ziyandı, akla ziyan. Akla ziyan da akla ziyan. Akla ziyan. Adamın malından, mülküne, her şeyine haciz ediyor, el koyuyor. Bir müzayede açık artırmadan satıyor. Kim şeyhlik yapacak? Karakol karakol dolaşıyorsun. Kim şeyhlik yapacak? Akla ziyan, akla ziyan. Hala da tam anlamıyla bir kimse şeyhlik yapacak, akla ziyan. Akla ziyan. Adam parasından geçecek, zamanından geçecek, eşinden geçecek, çoluğundan, çocuğundan geçecek. İşinden, aşından, eşinden geçecek. Akla ziyan. Ha kenarda oturur da herkes minderin altına 5 kuruş koyuyorsa âlâ. Bizim Orhan Hoca anlatıyor. Bir tane urgan tutar da herkesi tutturursan organdan, urgana oturursan bir köşede âlâ. Âlâ. Âlâ, âlâ. Ben o zaman diyordum ki hadi bir tane gelsin. Şeyh Efendi ile beraber dolaşacak bir kişi lazım. Önceden. Bir kişi. Şeyh Efendi hizmet edecek bir kişi lazım. Şeyhler toplanırdık biz. Derdim ki bir taneniz Şeyh Efendi ile beraber seyahat etsin. Bakıyorlardı bana. Bir muhabbet oldu. Ben dedim ki rabıta edelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kimi işaret ederse onu dedim imam seçelim. Hepsi bağırdı bana. Tebessüm ettim. 4-5 kişi kaldı böyle. Dedim efendim şurada dedim toplananların birisine rica ediyorum dedim. Şeyh Efendi Hazretleriyle dedim 3 ay dolaşsınlar. 3 ay. 90 gün. Baktı böyle. Vazgeçtim dedim. 40 gün dolaşsınlar Şeyh Efendi ile beraber. 40 gün. Bıraksın işini gücünü 40 gün onunla beraber dolaşsın. Böyle baktı bu şimdi. Dedim kemale erer insan. Dedim 40 gün dolaşsa kemale erer dedim. Nevşehir'den çıkıyoruz dedim. Kayseri'ye. Kayseri'de gündüz kadınlara, gece erkeklere. Bazen yatıyoruz, orada bazen yatmıyoruz. Yatarsak
Sabahleyin sabah namazını kılıyoruz. Saat 9.30-10'da yola çıkıyoruz. Nereye? Sivas'a. Sivas'ta gündüz kadınlara, gece erkeklere. Ertesi gün yine gündüz kadınlara, yine gece erkeklere. Bir daha ertesi gün. Üç gün duruyor Sivas'ta. Gündüz kadınlara, gece erkeklere. Dördüncü gün Tokat'a geçiyoruz. Tokat'ta gündüz kadınlara, gece erkeklere. Tokat bir günlük. Bazen olursa iki gün kalıyoruz. Yakın orada birkaç ilçe var. İki gün orada kalıyoruz. Bir gün Kayseri. Üç gün Sivas, dört etti. İki gün Tokat'ta duruyoruz. Etti altı. Oradan Ankara'ya geliyoruz. Ankara'da bir gün duruyoruz. Etti yedi. Oradan Bursa'ya geliyoruz. Bursa'da üç gün duruyoruz. Etti on. Bursa'dan İzmir'e gidiyoruz. Ödemiş'te bir gün kalıyor 11. Bayındır'da bir gün kalıyor 12. Bir gün normalde Tire'de kalmıyor. Yine Bayındır'da kalıyor. Tire'de gündüz gece oluyor 13. İzmir'de 2 gün kalıyor 15. Oradan alıyorum ben onu, Konya'ya götürüyorum. Konya'da en az 3 gün kalıyor 18. Bana diyor ki Mustafa Efendi, Konya'ya gidince sen buradan dön evladım. Efendim ben sizi götürürüm. Yeter Mustafa Efendi. Tamam, ben buradan, beni götürür Konyalılar veyahut da oğlanlara telefon açarım. Gelirler beni alırlar buradan. Oğlanlara telefon açıyor. Üç gün orada kalınca oğlanlar gelip Konya'dan onu alıp Nevşehir'e götürüyor. Etti 18 gün. Bu yaklaşık her ay tecelli eden veya 40 günde tecelli eden seyahatti. Ben 18 yılın yaklaşık 15 yılını böyle geçirdik biz onunla. 18 yılın 15 yılını böyle geçirdik. 12 yıl kontur garanti. 12 yıl. 12 yıla 2 iflas sığdırdım ben. Bir tane bir şeyh çıksın. Bakın. Bunu dolaşsın. Yapsın. Sahte diyelim biz ona. Şeyh Efendi'ye de sahte diyorlardı. İcazeti yok diyorlardı. Beni anladınız mı şimdi? Bakın. Ben de diyordum ki biriniz çıksın ya. Bir kişi çıksın. Bunu işleyecek olan bir kişi çıksın. İşte sahte şeyh yok. Muhakkak var bu sözüm kinaye. Ama ve lakin gerçekten şeyhlik yapıyorsa sahte bir adam onu kaldıramaz. Ona dayanamaz. Ona güç yetiremez. Yetiremez. Onu götüremez. Mümkün değil. Mümkün değil. Nefsi patlar bir yerde. Dayanamaz. Ben normal dervişler dayanamıyordu. Böyle işte efendi biz götürelim. İyi götürün. Arkasından biz toparlıyorduk. Adam gitmiş Ödemiş'e, efendiyi gezdiriyor. Ödemişlere demiş ki arabamın benzinini doldurun. Doldurmuşlar. Oradan gitmiş İzmir'e. İzmir'de biraz arabanın arkasına eşya atmış. Bursa'ya geldi adam, efendiyi gezdiriyor. Dört lastik arabasına taktık gitti. Efendiyi gezdiriyor adam. Bir daha getirme bize dedim. Bir daha sen getirme bize. Ben gider alır gelirim kardeşim dedim. Sonradan bir araştırma. Ne yap? Bu adam benden dört lastik aldıysa dedim, geçtiği yerlerden kim bilir neler aldı. Sonra ödemiş de tuttum yakasını. Söyle dedim, kimlerden ne aldın? Bir seyahatte. Bir seyahatte bakın. Efendiyi gezdiriyor adam. Kimin canı dayanacak ona? Dayanmaz. Dayanmaz. Kim harcayacak? Kim sağlığından geçecek? Kim çocuğundan geçecek? Kim malından geçecek? Kim eşinden geçecek? Var mı ilk ayda bir 40 gün, 10, 20 gün seyahate çıkacak olan? Çok basit bakın.
Seyri sülük oturduğun yerden olmuyor. Köşede otur, seyri sülük olmuyor öyle. Öyle yok. Allah yolunda yola düşeceksin. Yola düşeceksin, yola. Evet, işte o mürşidi kamiller bütün veliyullah'a, evliyallah'a ruhan ne yaparlar? Tecelli ederler. İşte bir sufinin yetişmesi, soru oradandı, öyle değil mi? Oradan geldik. Lütfedilmesi bu noktada karşılıklıdır. O sufi hizmet eder, koşuşturur, durur orada, bekler, sabırlıdır. Onu üstad görür. O bekleyene, o sabredene, o mücadele edene, bazen öyle sufi vardır ki kılını kımıldatmıyordur, duruyordur orada. O daha büyük bir iştir. Hani fitne zamanında, kargaşa zamanında bir yerde durmak büyük iştir ya, bunun gibidir. O yüzden bu muhakkak ki karşılıklı muhabbet, karşılıklı sevgiyle alakalıdır. Ama şunu unutmayın, seven sevilir. Seven sevilir. Eğer bir kimse gerçekten maşukluk kokusu varsa o kimsede, sevenini sever. Bu kaçınılmazdır. Hani birisi gelir, bu çok önemli. Hazreti Ali Efendimiz de ya Emirel Müminim ben seni çok seviyorum der. Bakar o zat mübarek, der ki yalan söylüyorsun. Neden? Sana karşı içimde hiç muhabbet yok çünkü der. Demek ki gerçekten sevilen gerçekten sevilir. Bu da büyük bir lütuftur. Allah inşallah o lütfa cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Fıkıh dersinde şöyle bir soruyla karşılaştık. Namaz esnasında okuduğumuz zamm-ı surelerin sonradan okunan surenin öncesinde okunandan Kur'an-ı Kerim'de öne alınması uygun olmadığı ve bunu yapmanın seyir secdesi gerektiği söylendi. Bu noktada nasıl amel etmeliyiz? Evet, doğru. Bu namazın içerisinde mekruhlardandır. Bir kimse Kur'an'ın okunuş sırasına göre ayet-i kerimeleri okur. Birinci rekatta Nas'ı okuduysa, ikinci işte birinci rekatta Felak'ı okudu, ikinci rekatta İhlas'ı okumaz. Birinci rekatta İhlas, ikinci rekatta Nas okuyacak. Anladınız değil mi? Sıralaması bu. Birinci rekatta Nas okudu. Hemen Bakara'nın başından başlayacak ikinci rekatta. Kur'an'ın sırasına tabi olacak bu noktada namazın içerisindeki mekruhlardan. Yalnızlık ve teklik arasındaki fark nedir? Yalnızlık hoş bir şey. Ama bu noktada bunun da bir ölçüsü var. Bunun da bir noktası var. Yalnızlık deyip de eşini, çolunu, çocuğunu, arkadaşlarını terk etmek değil bu. Kimileri yalnızlığı böyle anlamışlar, bu böyle değil. Biz bu noktada yalnızlıktan fazla garipliktir bu. Hani garip olmak. İnsan yalnız değildir. Eşi var, çoluğu var, çocuğu var, annesi var, babası var, arkadaşları var. Hiç mi etrafında dost yok? Hiç mi sevdiği bir kimse yok? Hiç mi onu seven bir kimse yok? Eğer hiç sevdiği yoksa eyvah, onun kalbi kararmış. Kalbi katılaşmış. Onu hiç seven yoksa o da kötü ahlaklı demek ki. Kötü ahlaklı. Ben doğru söylüyorum da o yüzden hiç kimse bana işte yakın durmuyor. Ne alakası var ya sende? Sen kötü ahlaklının tekisin. Doğruyu doğru bir dille anlatırsan hiç kimse senden uzaklaşmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğru söylüyordu. Etrafında hiç kimse yok muydu? Hazreti Ebubekir Efendimiz yanlış mı söylüyordu? Hazreti Ömer, Osman, Ali, aşere-i mübeşşere yanlış mı söylüyordu? Abdülkadir Geylan, Ahmed er-Rufai yanlış mı söylüyordu? Hazreti Mevlana yanlış mı söylüyordu? Benim üstadım yanlış mı söylüyordu? Çorumlu Hacı Mustafa Efendi yanlış mı söylüyordu? Hacı Ali Efendi yanlış mı söylüyordu? Hacı Bekir Baba yanlış mı söylüyordu?
Doğru söylemenin doğru yöntemleri var. Siz doğru yöntemler kullanırsanız sizin doğrunuzu kabul ederler. Siz doğru yöntemler kullanmıyorsanız sizin doğru söylemenizin bir anlamı kalmayacaktır. Doğru şeyler, doğru yöntemlerle insanların kalplerinde, akıllarında yer bırakır. Doğru şeyler, doğru yöntemlerle konuşulmaz, söylenmezse o doğrular hiçbir yerde yer bulmaz. Hiçbir gönül onu kabul etmez. Ancak onu bir veli, bir mürşidi kamil kabul eder. Herkes veli, mürşidi kamil değil ki. O doğru sözün doğru kullanma, doğru strateji, doğru tecelliyatı lazım. Eğer doğru strateji kullanılmıyorsa senin söylediğin doğru boşa gitti. Yerini bulmadı. Öyle. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Hayır. Doğru söyleyeni 9 köyde baş tacı ederler. Doğruluk büyük bir hazinedir çünkü. Doğruluk insani bir noktadır. İnsanın olması gereken bir şeydir doğruluk. Doğruluk bu noktada bir insanlık erdemliliğidir. İnsanlar ne zaman doğruluklarını kaybederler, dinlerini de kaybederler, imanlarını da kaybederler, ahlaklarını da kaybederler, hayatlarını da kaybederler. Öyle doğru söyleyeni 9 köyden kovmazlar. Sen doğruyu doğru şekilde anlatırsan 9 köy de seni baş tac eder. Başında dolaştırır. Erdemli bir kimse, hikmet ehli bir kimse, bize doğruları anlatan bir kimse gelmiş deyip baş tac ederler. Öyle bir şey yok. Ancak kötü ahlaklıların etrafında dost ve arkadaşları yoktur. Öyle bir kimse edebe mugayir hareketler edecek, ondan sonra benim etrafımda hiç kimse kalmadı diyecek. Sen önce kendi edepsizliğine bak. Büyüğüne büyük gibi davran. Saygılı davran. Büyüğün hatalı olsa dahi sen saygıda kusur etme. Ne dedi hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem? Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili davranmaktır dedi. Bizim yolumuz. Neymiş bizim yolumuz? Büyüklerine saygılı davranmak. Senin büyüğün mü? Evet. Dergahta büyük. Bir gün önce ders alan dergahta bir gün önce büyüktür. Dergah abili denir buna. O büyüktür. Eksiği vardır, noksanı vardır, yanlışı vardır. Bizim büyüğümüzdür kardeşim. Bize haram bir şey söylerse yerine getirmeyiz. Ona saygısızlık yapmayız. Büyüğümüz bizim. Küçüklerine de sevgili davranmak. Sen de küçüklerine merhametli ve şefkatli davran. O öğrenecek, o yetişecek, o yavaş yavaş büyüyecek. Onun eksiği olacak, onun noksanı olacak. Çocuk gibi. Evde çocuk kırıyor mu? Kırıyor. Döküyor mu? Döküyor. O yavaş yavaş böyle bu işler. O zaman büyükler de ona ne yapacak? Sevgiyle, şefkatle, merhametle onu eğitmeye çalışacaklar. Bu ölçüde giderse hiç kimse yalnız kalmaz. Yalnız kalan kendine bakacak. Hani birisinin kadın gider bir adam ayrılır. Ben derim ki kendilerine baksınlar. Ya adam çok iyi olmuş olsa hangi kadın çok iyi adamı terk eder? Kadın çok iyi olmuş olsa hangi adam terk eder onu? Çok iyi bir kadın var. Bu tarih boyunca görülmemiş de örnek olarak söylüyorum. Evet. Hangi adam terk eder onu? Çok iyi bir adam var. Peygamberler, veliler, mürşidi kamiller hariç tarih boyunca görülmüş mü? En iyi adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. O da dama çıkmış, bunu unutmayın.
eşleri dünya ile alakalı böyle haris şeyler söyleyince, istekler olunca hiçbir şey dememiş mübarek. Dama çıkmış, damda yaşamaya başlamış. Birinci gün, ikinci gün Hazreti Ömer Efendimiz gelmiş, can hıraç. Hazreti Esma annemizi dövecek demiş, dur, karışma sen onlara. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gelmiş, Medine çalkalanıyor. Kolay değil, Hazreti Peygamber damda. Bunu da unutmayın erkekler. Öyle dövmek, sövmek, böyle yumruklamak yok. Hakaret etmek yok. En fazla dama çıkarsınız. Damınız da yok. Saçınızı başınızı yolarsınız. En fazla. Sakın balkona taşınayım demeyin. Havalar soğuk. Sakın. Ama sonuçta bu. Bu hayatın realitesi. Öyle değilse madem çok iyi bir kadın, neden adam terk etsin? Çok iyi bir erkek, neden kadın terk etsin? Ya çok iyisin sen, neden arkadaşların seni terk etsin? Çok iyiydin de neden terk etti herkes seni? Neden terk etsin? Aa, nefsine bakacaksın. O bütün dervişler yanlış da, o doğru da, o gitmiş. Allah Allah. Yani orada 5000 kişi var, kafası çalışmıyor, onun kafası çalışıyor. 10.000 kişi var, rüyasında görüyor, halinde görüyor, koşturuyor. Yok, o 10.000 kişinin içerisinde o doğru. Bu 10.000 kişi kör. Allah Allah. Birine öyle demiştim ben. Ya dedim Şeyh Efendi'nin kaç dervişi vardır? 10.000 vardır dedi. Ya ben aşağı indireyim dedim. Hadi 7.000 kişi olsun. Var mıdır 7.000 kişi dedim ben. Başladım sıralama. Bursa'da şu kadar, İstanbul'da bu kadar, Sivas'ta bu kadar, Konya, Kayseri, Tokat, ben dolaşıyorum ya her tarafa, her tarafı biliyorum. Sıraladım ben. 7.000 kişi var mıdır? Vardır. 7.000 kişi dedim. Görmüyor. Sen mi görüyorsun? 7.000 kişi, ikişer gözden 14.000 göz. 14.000 gözün görmediğini sen mi görüyorsun? 7.000 akıllının ermiyor. Senin eriyor. Kaldı. İçinde, o zaman içinde profesörü var, doçenti var, öğretim üyesi var, müftüsü var, hocası var, alimi var, imam hatip öğretmeni var, öğretmenler var, tüccarı var, her şeyi var, her kesimden var, doktoru var, her kesimden var. Zır cahilinden tut, gerçekten öyle. Cahil, hiçbir şey bilmeyenden tut, evet, onları da gördüm ben. En eğitimlisine kadar var. En böyle yeni başlamış bir dergah dervişinden tut, baba dervişine kadar var. Hepsi var. Hal göreni var. Keramet üzerinden tecelli edeni var. Hazreti Peygamber Efendimiz'le konuşanı var dergahın içinde. Kabrin başına gidip konuşan var, görüşen var. Var dergahın içerisinde. Allah rahmet eylesin. Var. Mustafa Efendi, sen şu hal görenleri topla olun bu odaya. Geçin bakayım. Bu hallerinizi Mustafa Efendi'ye anlatın. Bitti. Gittiğimiz yerde Mustafa Efendi, oğlum sen şu hal görenlerin hallerini tevil et. Al buraya yan tarafa. Biz alıyoruz onları yan tarafa, konuşuyoruz. Anlatın hallerinizi, anlatıyorlar. Mustafa Efendi, oğlum esması değişecek olanların esmalarını değiştir. Emredersiniz efendim. Tamam, bitti. Var, anlatıyorlar bana. Bu 7.000 kişinin kafası çalışmıyor, bu arkadaşın kafası çalışıyor. Bu 7.000 kişi, bu sıraladıklarım kör. Bu âlâ. Allah muhafaza eylesin. Yalnızlık diye bir şey yok kıymetli dostlar. Garipliği kabul ederim. Buradaki yalnızlıktan kasıt gariplikse evet. Dini yaşayan insan garip olur. Gariptir o. Neden gariptir? O çünkü buralı değildir.
Allah'a aşık olan insan gariptir. Neden gariptir? O çünkü dünyalı değildir. O ötelerden gelip ötelere gidendir. Aşıktır garip olan. Aşık. O Uludağ'ın tepesinde açmış bir nergis çiçeği kadar nazlıdır. Gariptir. O çölün ortasında açmış tomurcuk gül kadar gariptir. Gariptir. O bataklığın içerisinde öten bülbül gibi gariptir. Gariptir o. Onun garipliğini ortadan kaldıracak hiçbir şey de yoktur. Hiçbir şey. O 5000 kişinin içerisinde de dursa gariptir. O 20000 kişinin içerisinde dursa da gariptir. Din garip geldi, garip yaşanacak, garip bitecek. Din değildir bu. Ya dindarlardır. Gerçek aşık olanlardır. Allah'a aşık olanlar garip gelirler bu dünyaya. Garip yaşarlar, garip ölürler. Garipliğin iki tarafı vardır. Bir, gariplik demek insanların onu anlamaktan uzak olması demek. Bir de gariplik vardır, garip odur. Hayrettedir o. Hani garip bir hal oluştu orada derler ya. O hayrettir. Garipliğin bir de o tarafı vardır. O garip olanlar aynı zamanda da hayrettedirler. Buna aklım erer ama yalnızlığa aklım ermez. Teklik farklı bir şeydir. Teklik manevidir. Teklik manevi olmakla beraber o kimse kendisini teklik makamına atmaz. Bir kimse sadece ve sadece Allah'ı sever. Bunun yolu bellidir. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevimli gelen işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Ve Allah'ı sever. Tekliğe giden yolun başlangıcı budur. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili işi yapar. Farzları yerine getirmek, kardeşler, 5 vakit namaz kılıp, oruç tutup, örtünmek değildir sadece. Günah kebairlerden kaçmak da farzdır. Günahlardan arınmak da farzdır. Bile bile günah işlememek de farzdır. İnsan olmak farzdır. İnsan olmak. Yani insan olmak derken kastım ahlaken. Ahlaken. Bizi hayvanlar aleminden ayıran şey bizim ahlakımızdır. Bizi çok affedersiniz, Hazreti Mevlana'nın deyimiyle eşeklikten ayıran şey ahlakımızdır. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Nafilelerle Allah'a yaklaşmanın temeli hiçbir şeye zarar vermemektir. Ne insana, ne hayvana, ne ota, ne böceğe, ne çöpe, ne taşa, ne toprağa, ne işine, ne çocuklara, ne eşyaya, ne elektronik eşyaya, telefonun dahil, ayakkabın dahil, hiçbir şeye zarar vermemek. Sufiler hiçbir şeye zarar vermezler. Taşa tekme atamazsın sen. Sen o yeşil dalı kıramazsın. Bir bilgin var mı? Yok. Elleme. Gelsin bahçıvan budasın. Bahçıvanın budadığı haktır. Bahçıvan gelir budar. Sen bilmediğinden bakarsın. Ya bu adam yeşili kesiyor dersin. O daha iyisi olsun diye keser onu. Bu haktır. Sana hak değil kardeş. Sen var mı bahçıvanın senin yok. Dokunma sen. Kırma. Gelir ehli onun kesilecek yerini keser, aralanacak yerini aralar, gübre dökülecek döker, sana ne? Bak işine sen. Ben şimdi hocamı görüyorum orada, kırıkçı çıkıkçı işte komple
ne diyor, ortopedik uzmanı. Meşhur. Hocamı meşhur etmeyeyim şimdi de. Gidip mahalle arasında birisinin kırık çıkık bakmasına benziyor bu. Ya sana ne? Bu işin uzmanı var. Bırak kıracaksa o kıracak. O sağlam kaynamayan kolu bir daha kırıyorlar. O kırıyor bak. Bir başkası onu kırsa suç. Bir başkası onu kırsa adamın kafasını kırarlar. Ehli kırınca şifa oluyor. Ehli aralarsa, keserse şifa olur. Ehli gübre atarsa şifa olur. Ehli çapalarsa şifa olur. Şifa olur. Sen kendi kendine karışma. Kendi kendine sen bahçıvanlığı soyunma. Herkes bahçıvan bizde. Herkes doktor. Ne hapı kullanıyorsun? Şunu kullanayım. Ha, o hapı bıraksan. Allah Allah. Ne yapayım? Sana ben ottan çöpten bir şey karıştırayım vereyim. Bir de bu var. Yeni çıktı ya şimdi. O otçular, çöpçüler bir tane de sakallı adam oturtuyorlarmış oraya. İstanbul'da bizim Hacı Ahmet'in babası Hacı İhsan anlattı. Dedi ki hocam sen tam o otçular, çöpçülere uygunsun. Dedim nasıl? Dediler ki o otçuların, çöpçülerin başına bir tane de beyaz sakallı birisi oturuyor. Kafasında takke, İstanbul'da öyleymiş. İşte birisi geldi, boğazlarım ağrıyor. Ona dönüyormuş. Biraz balla zencefili karıştırmamız lazım değil mi? Uygundur diyormuş o. Hemen bal zencefil karıştırıyorlar, ver 100 lira. Dedim İhsan abi. Dedim benim sakal işe yarayacak yani dedim ben. Günlük bayağı dedim oradan dedim çorbamız olacak. Sen dedi tam onluksun hocam dedi. Allah razı olsun senden dedim. Eksik olmayasın inşallah. Bunun gibi bak bahçıvan keserse şifa olur. Doktor kırarsa şifa olur. Şifa olur. Sen kırma. Sen kesme budama. Kimseye zarar verme sen. Kimseye zarar verme. Sakın. Bu nafilenin en alası. Kimseye zarar verme. Müslümanlar senin dilinden, elinden, gözünden emin olsunlar. Mümin elinden, dilinden, gözünden emin olunan kimse. Diğer Müslümanlar senin dilinden emin olsun. Nafileyle yaklaşmak. Herkese faydalı olmaya çalışmak. Allah yolunda koşmak. Allah yolunda fi sebilillah hizmet etmek. Kim Allah yolunda bir deve sağımı kadar, yani 10 dakika. Allah yolunda hizmet ederse bir deve sağımı kadar. Kenarda diyor evinde oturup 70 yıl nafile ibadet etmekten evladır. Müslümanlar, kardeşler, sufiler dikkat edin. Hadis-i şerif, kim Allah yolunda bir deve sağımı kadar hizmet ederse 70 yıl evinde nafile ibadet işlemekten evladır. Sufilik evlere kapınıp, sufiler, sufilik medreseye, mescide, tekkeye kapanıp zikretmek değildir. Bizim tasavvuf ve sufi anlayışımız bu değildir. Allah yolunda hizmet edin. Birisine tebliğ edin. Birisinin karnını doyurun. Birisinin sırtına bir gömlek alın. Allah yolunda, Allah için. Birisine doğruyu tebliğ edin. Allah için, doğru bir şekilde. Birisi bir hizmet yapıyor. Destek olun ona, Allah için. Allah yolunda hizmet etmek. Öyle sadece işin gösteriş boyalı tarafıyla değil bu iş. Onu mezardan dedemi kaldırsam otur burada sabaha kadar zikret desem eder o zaten. Yok sabaha kadar yol git. Bir yol yürü. Ardından ne? Allah'ı sevmek. Allah'ı sev. Allah'ı sevmek ölçüsü belli. Ey Habibim de ki, müthiş ayet-i kerime. Ola ben Allah'ı seviyorum deyip de cartınmak yok. Tecelliyatı belli. Ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız
bana tabi olun. Allah'ı sevmenin tecelliyatı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiklerine tabi olmak, ona uymak harfiyen. Şeyh Efendi onun sözünü sana naklederse uyacaksın. Tabiyet Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme. Allah'ı sevmenin ölçüsü bu. Tecelliyatı bu. Kendi kafandan din üretme. Kendi kafandan yol üretme. Kendi kafandan sufilik üretme. Kendi kafandan böyle kendine pembe hayaller kurup, kendine bir böyle egzotik bir dünya kurup, öyle sufilik yok. Öyle sufilik yok. Yok öyle bir şey. Kardeş, bize anlatacak olduğun şey Muhammed Mustafa'nın dilinden olsun. Bize onu anlat. Bize anlatacak olduğun Kur'an ve sünnete uygun olsun. Bize onu anlat. O zaman Allah'ı sevmenin tecelliyatı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine uymak. Onun açtığı yoldan yürümek. Devam ediyor. Allah da onu sever. İşte tekliğe giden yol. Allah onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağıdır. Onunla görür. İşte teklik bu. Onunla söyler. İşte teklik bu. Onunla duyar. İşte teklik bu. Onunla tutar. İşte teklik bu. Onunla yürür. İşte teklik bu. O zaman ayet-i kerime tecelli eder. Sen atmadın, ben attım. O zaman ayet-i kerime tecelli eder. Sen öldürmedin, ben öldürdüm. O zaman hakikat tecelli eder. Gerçekte doktor kırmamıştır artık. O kırmıştır. Gerçekte budayan bahçıvan değildir. Odur artık. Bahçıvan, bahçıvanın üzerinden tecelli etmiştir. Doktorun üzerinden tecelli etmiştir. Üstadın üzerinden tecelli etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerinden tecelli etmiştir. İşte tekliğe o zaman ulaşılır. Bu hal tekliktir. Ve bir önceki soruya atıfta bulunayım. Bu hal aynı zamanda lütuftur. Bu hal lütfe ermektir. Bu hal o inam edilen, ihsan edilen, o peygamberler, o veliler var ya, evet. Bizi onlardan eyle halidir. Bu da ancak onun lütfuyla mümkündür. Allah'tan lütuf, ikram isteyenlerden olalım. O halde duralım inşallah. Kaçıncı beyit? Yolda haset gelir çatar, gırtlağına yapışırsa bil ki bu hasette şeytanın azgınlığı var. Haset şu, bunu geçen derste az bir şey anlatmıştık ama böyle hatırlama babından biraz arkadan alayım dedim. Haset şu, bunda olur bende neden olmaz? Haset şu, ben varken neden o oldu ki? Haset şu, hani Ebu Cehil öyle diyordu ya, ben burada hikmetin babasıyken peygamberlik neden bana gelmez de yetime gider? Haset bu. Haset şu, vay ya, bu adam da böyle işte zengin olmuş, bende neden yok ki? Batsın bu adam ya, böyle paralı pullu. Kendisinden başka bir şeyin olmasını istemez haset ehli. Haset. Her şey kendisinde toplansın. Başkasında olmasını istemiyor. İşte diyor böyle haset sana gelir çatarsa bu şeytanın azgınlığı senin üzerinde tecelli etti. Hani ilk haset eden şeytandır.
Cenab-ı Hak Adem'den razı olacağım, ona secde edin deyince şeytan haset etti. Dedi ki ben ondan daha kıymetliyim. Kendini daha bir başkasından kıymetli görüyorsan haset ehlisin. Kendini alimlerle, velilerle, mürşitlerle, peygamberlerle eş değerde tutmak hasetliktir. Bu adam mı şeyhlik yapacak ya? Sen yap. Öyle dedi birisi bana. Şeyh Efendi'yi görmüş. Bu mu senin şeyhin dedi. Evet dedim ben. Ya bu mu şeyhlik yapacak bana dedi. İyi abi sen yap dedim ben. Nasıl yani dedi. Basbaya. Sen şeyhim ol dedim. Sen yap ben sana tabi olayım. Allah Allah. Ne var bunda? Nasıl yani? Basbaya abi dedim ya. Allah Allah. Sen şeyhlik yap. Sana tabi olayım şimdi. Ben şeyh değilim ki. E nereden biliyorsun onun şeyh olmadığını o zaman dedim. Şimdi hocama bir tane ortopedistim diye gelse bir kimse sahte diplomasıyla. Çok basit. Hocam diyecek ki geç bakayım şu kırığı yap. Eli ayağı dolaştı. Adamın kırığını düzeltemedi. Hocam sırtına vuracak. Sepeti kolunu herkes yoluna. Neden? Sen ortopedist değilsin diyecek ya. Yürü git bak işine. Çok basit. Çok basit. Hasis. Haset ehli olan böyle yapar. Birisinin olduğunu istemez. Birisinin olmasını istemez. Haset. O hiçbir şey olmamalı onda. Ya her şey onda olmalı. Sen de ona muhtaç olmalısın. Allah muhafaza eylesin. Çünkü o haset yüzünden Ahmet'i ayıplı kusurlu görüp utanır. Haset yüzünden kutlulukla savaşa girişir. O haset yüzünden Hazreti Peygamber'de ayıp görür. İslam oğlunun gördüğü gibi. Haset. Allah muhafaza eylesin. Bir başkasını ayıplı kusurlu görmek. Hasetliğinden dolayı. Allah muhafaza eylesin. Yolda bundan daha sarp bir geçit yoktur. Ne mutlu o kişiye ki yoldaşı haset değildir. Gerçekten sufilerin içerisinde hasetlik kadar zor bir şey yoktur. Şimdi işte başı açık bir bayan hal anlatır. Peygamber Efendimiz'i gördüm der. Herkes döner. O nasıl görür? Allah Allah. Senin elinde mi kardeşim? Allah göstermiş. Allah sen. Kapat görüntüsünü. Görmesin. Hazreti Peygamber Efendimiz'i herkes görsün isteriz. O göremez. Neden? Onun gözünde o ayıplı, kusurlu çünkü. Veya birisi bir rüya anlatır. O göremez bunu. Allah Allah. Neden? O çünkü onun gözünde ayıplı, kusurlu. Onun gözünde öyle o. Bu yolda büyük bir fitnedir bir kimsenin kalbi için. Fırtına koparır adamın kalbinde. Çürütür adamın kalbini. Tarumar eder ortalığı. Bu sufilikte sufinin bataklığı olur. Sana ne kardeş? Sen haset etme. Allah vermiş. Allah verdiğinden sorumlu değil. Sana ne? İstediğini gösterir. Yok ya o yalan söylüyor. O öyle hal görmemiştir. Sana ne kardeş? O hal görürken gördün mü sen onun halini? Rabıta ettin. Bu ilim verildi mi sana? Rabıta ettiğinde sen de onun gördüğü hali görüyorsan, rabıta ettiğinde sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri söylüyorsa veyahut da şeyh efendi, pir efendi söylüyorsa eyvallah. Eyvallah. Sen sadece rabıta edersin. Hatta o böyle bir hali görmüş mü, görmemiş mi? Görmediğini görürsen herhalde ben göremedim dersin. Haset yok. Görmüştür. Gördüm de inan ne var bunda? Veya inanma. Ne konuşuyorsun? Yok. Veya birisi orada ders yaptırıyor.
Bu mu ders yaptırıyor cahil adam? Ya sana ne? Bırak Şeyh Efendi onu oraya atamış. Tabi olsan ona. Hasislik. Ben bir ders yaptırsam orada nasıl ders yaptırırım? Bunları duyduk hep biz. Hasisten mi kardeş? Kimi tayin ettilerse o dersi yaptıracak. Otur dersini yap. Bu yolda o kimsenin kendisini bataklığa atmasıdır. Hasislik yok. Haset etmek yok. Allah ganidir. Herkese versin Cenab-ı Hak. Dua edin. Bütün kardeşlerinize. Bakın. Sizi hiç sevmeyene dahi dua etmedikçe kemal eremezsiniz. Birisi sizi hiç sevmiyor. Biliyorsunuz. Ona dua edeceksin ya Rabbi. Onu cennetine koy. Onun cemalullahını göster. Onu sen kendi dostun yap. Yap. O zaten Allah'a dost olursa sana düşmanlığı kalmaz. O hakikate ererse sana düşmanlığı kalmaz. O doğruyu görürse sana düşmanlığı kalmaz. Sen dua et. Cenab-ı Hak ona feraset versin, basiret versin, kalp gözünü açsın. Cenab-ı Hak onun rüyasında ilham etsin. Cenab-ı Hak düşmanlarımıza dahi bizi sevmeyenlerin kalplerine ilham etsin. Onları rüyalarında irşad etsin. Onlara hal noktasında kalplerine hal akıtsın. Cenab-ı Hak lütfundan ikram etsin onlara. İhsan etsin. Onlar yücelerde dursunlar. Bizleri de onlara hizmetçi etsin. Bitti. Onlar yüce olsun. Onlar kutlu olsun. Onlar mürşidi kamil olsun. Onlar çok iyi derviş olsunlar. Çok iyi veli olsunlar. Biz de gidelim onlara mürit olalım. Gidelim hizmet edelim yollarına. Koşturalım. Onlar bize emretsinler. Biz yerine getirelim. Vallahi de, billahi de, tillahi de yemin ediyorum. Yeminle söylüyorum. Koşalım biz hizmet edelim. Bize desinler ki şuraya gidin anlatın. Biz gidelim anlatalım. Desinler ki şöyle yapın. Yapalım. Var gücümüzde yapalım. Var gücümüzde yapalım. Cenab-ı Hak hepsini de birer mürşidi kamil haline getirsin. Yeminle söylüyorum bunu. Biz onların hizmetçisi olalım. Hasetlik yok. Olsun, zarar etmez. Şu memleket mürşidi kamillerle dolsun. Şu memleket velilerle dolsun, evliyalarla dolsun. Kur'an ve sünneti sımsıkı yaşayan insanlarla dolsun. Mutluluk duyarız. Derdimiz bu. Derdim bu. 28 yıldır derdim bu. 28 yıldır. Benim yaşadığım o uçuk hayatı hiç kimse yaşamasın. Herkes Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışsın. Herkes Kur'an ve sünnette dursun, yaşasın, koşsun. Allah yolunda, Allah için fi sebilillah hizmet etsin Allah yoluna. Biz onların hizmetçisi olalım. Hizmet. Gidelim. Kapıların önlerini biz süpürelim. Kapıların önlerini biz süpürelim. Diyelim ki ya ne büyük kapıymış. Biz süpürelim kapıların önlerini. Allah cümleyi iyi etsin inşallah. Şu beden bil ki haset evidir. Ev halkı soy sop haset yüzünden kirlenir, pis bir hale gelir. Bu beden neymiş? Haset evimiş. Ev sahibi ne yaparmış? Soy sop yüzünden kirlenirmiş. Sen soyunla sopunla övünme. Sen sülalenle gerinme. Sen filancaların oğluyum ben deme. Bana olması lazım, ben filancaların soyundan gelmeyeyim deme. Ben Seyit sülalesindenim, bana şeyhlik gelmesi lazım deme. Soy sop yüzünden kendini perişan etme. Benim dedemin dedemin dedesi şeyhti ama deme. Sana bir faydası yok. Sen nesin? Biz şeyh sülalesiyiz, asıl bizim şeyh olmamız lazım deme.
Ya benim babam şeyhti. Asıl benim şeyh olmam lazım deme. Soy sop yüzünden kirletme kendini. Hasede düşme. Ya biz Bursa'nın en zenginiydik. Bunlar nereden çıktı böyle? Bunlar nereden geldi böyle? Bunlar mı zengin olması lazımdı? Ben kabul etmiyorum bunları. Deme, bırak. Allah vermiş ya. Allah Allah. Demek sen profesör oldun ha? Ha o oldu. Haydi'nin simitlisi profesör oldu demek. Ha olur. Sen olacaktın ya. Neden? O filanca sülalenin çocuğu. Benim yanımda oldu da bu. O yüzden örnekleme. Demek sen profesör oldun ha? O da tevazı ehli. Ha işte olduk filan böyle. Genç tamam. Vay 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 vay. Böyle açıkça bu kadar edepsizlik olur mu? Dünün sümüklüsü ha. Allah ben utandım yerin dibine girdim. Benim utandığımı anladı böyle yaptı. Hocam üzme kendini dedi. Neden dedim ben? Onlar dedi biz mahallede oldum olası çekmezler, çekemezler dedi. Neden dedim? Onlar da böyle halleri vakitleri yerinde dedi. Biz fukara garibanız da dedi. Biz de hepimiz Cenab-ı Hak nasip etti. Okuduk dedi. Benim bir abim filan yerde fişmanca, benim bir kardeşim filan yerde fişmanca, benim kız kardeşim filan yerde fişmanca. E biz de dedi burada işte Cenab-ı Hak hamdolsun profesörüz dedi. Yani böyle dedi. Allah muhafaza eylesin. Yok hayır. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Allah ganidir. İstediğine istediği noktada zenginliğini bahşeder. Çalışmak bunun sebebidir. Veren Allah'tır. Çalışmak neymiş? Sebebi. Biz o sebebe tevessüle biz sımsıkı sarılalım, çalışalım. Verip vermeyeceğim ona ait. Allah bizi yesin inşallah. Beden haset evidir ama Allah o bedeni iyice arıtmıştır. Allah onu arıtır. Neyle? Kur'an sünnetle. Neyle? İmanla. Neyle? Takvayla. Neyle? Allah'a tabi olmakla. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Buradan devam edeceğiz inşallah önümüzdeki hafta. Hakkınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun. Yarın inşallah Çanakkale programı var. Pardon Gelibolu. Gelibolu'da Trakya Kulak Burun Boğaz dernekleri komple bir bilgilendirme toplantısı yapacaklar orada. Kulak Burun Boğaz'da bu konuda uzmanlaşmış olan profesörler orada tekkede saat 4'te inşallah böyle bir hem sempozyum gibi hem böyle ondan sonra milletin sorularına cevap verme, dertlerine derman olma gibi bir etkinlik olacak. İşi müsait olanlar bay bayan olarak mesela işte vardır ya pazar günleri insanlar şimdi görüyorum ne o kahvaltılara gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar. Hani pazarlara öyle bir şeylik yapıyorlar. Ne o? Etkinlik düzenliyorlar ailecek. Bu etkinliğinizi Gelibolu'ya taşıyabilirsiniz. Allah'a emanet olun. El Fatiha'ma selam.